Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir? Cevap: Forfaiting. Stok devir süresi 60 gün, alacak devir süresi 28 gün ve borç ödeme süresi 40 gün olan bir işletmenin faaliyet döngüsü kaç gündür? Cevap: 88. Finansal krizlerin çalışma sermayesini etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: düşük likidite ile çalışan şirketler etkilenmez. Varlıkların kısa sürede kolaylıkla ve değerinden kaybetmeksizin alınıp satılabilmesine ne ad verilir? Cevap, likidite. İhracatçının malı sattığı anda bedelini alma, ithalatçının ise bedeli ödediği anda mala sahip olma isteğini karşılayan ödeme ve finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, akreditif. Gelişmiş ülkelerin ileri teknoloji gerektiren malları az gelişmiş ülkelere satışını özendirmek için kullanılan bağlı ticaret şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Dengeleme anlaşmaları. Aşağıdakilerden hangisi güvence esasına göre sınıflandırılmış banka kredisi türlerinden biridir? Cevap: Teminatlı krediler. Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan ve pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu oldukları ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Anonim şirket. Bir devlet tahvilinin nominal faizi %18 ve beklenen enflasyon oranı %14 olduğuna göre, yatırımcının reel getiri oranı yüzde kaçtır? Cevap: 3,5 2015 yılı faiz ve vergi öncesi karı 84 bin lira olan bir işletmenin yıllık faiz ödemeleri toplamı 36 bin lira ise finansal kaldıraç derecesi kaçtır? Cevap 1,75 Ürettiği ürünün satış fiyatı 10 Türk lirası, Değişken maliyetleri birim başına 5 Türk lirası ve toplam sabit maliyetleri 12000 Türk lirası olan bir işletmenin nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri 4000 Türk lirası olduğuna göre bu işletmenin başa baş noktası üretim düzeyi kaç birimdir? Cevap: 1600. Aşağıdakilerden hangisi başa baş analizinin başlıca kullanım alanlarından biri değildir? Cevap: Geçmişe ilişkin karlılık performansının belirlenmesi. Bir işletmenin satışlarında %8'lik artış olduğunda, hisse başına karında %4'lük bir artış oluyorsa, bu işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaçtır? Cevap: 0,5. İşletmenin piyasa değerini arttırmaya yönelik olarak izleyici stratejiler doğrultusunda yapılan finansal planlara ne ad verilir? Cevap: orta ve uzun süreli finansal planlar. Aşağıdakilerden hangisi regresyon yönteminde bağımlı değişken olarak kabul edilen bilanço kalemlerinden biri değildir? Cevap satışlar. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kaldırıcı derecesinin hesaplanmasında kullanılan verilerden biridir? Cevap satışlar. Bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş haline ne ad verilir? Cevap bütçe. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin finansmanında kullanılan kaynaklar arasında yer almaz? Cevap: Duran varlık satışlarından elde edilen kaynaklar. Stok devir süresi 132 gün, alacak devir süresi 58 gün ve borç ödeme süresi 48 gün olan bir işletmenin nakit dönüşüm süresi kaç gündür? Cevap: 142 Stok devir süresi 128 gün, alacak devir süresi 62 gün ve borç ödeme süresi 42 gün olan bir işletmenin nakit dönüşüm süresi kaç gündür? Cevap 148. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir? Cevap uzun vadeli borçlar. İhracatı geliştirmek ve ihracatçıya daha düşük maliyetli fon kaynağı sağlamak amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası Anonim Şirketi tarafından ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Eksim Bank Kredisi Aşağıdakilerden hangisi faktöring türlerinden biri değildir? Cevap Devredilebilir faktöring Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette ödeme şekillerinden biri değildir? Cevap İskonto kredileri Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye yapısını belirleyen temel içsel faktörlerden biridir? Cevap, işletmenin borçlanma maliyeti. Faiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, risk arttıkça faizin düşmesi gerekir. İşletmelerde yatırım yapılacak varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, riski arttıkça beklenen getirisi de artmalıdır. Aktif devir hızı ile net kar marjını bir araya getirerek oranlar arasındaki karşılıklı etkinin işletmenin karlılığını nasıl etkilediğini ortaya koyan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: DuPont analizi. Aşağıdakilerden hangisi aktif devir hızı ile net kar marjını bir araya getirmekte ve bu oranlar arasındaki karşılıklı etkinin işletmenin karlılığını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır? Cevap: DuPont analizi. Sabit giderleri 14.000 bin Türk lirası ve değişken gider oranı 0,30 olan bir işletmenin başa baş satış tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 20 bin. Bir işletmede ham maddenin yıllık kullanım miktarı 3125 birim, sipariş başına gider 30 Türk lirası ve birim taşıma maliyeti 3 Türk lirası ise bu işletmede her yıl verilmesi gereken sipariş sayısı kaçtır? Cevap 12,5. Bir işletmede 90 gün vadeli 20 bin Türk lirası tutarındaki alacağını faktöring şirketine devretmiştir. İşletme faktöring şirketine alacak tutarı üzerinden %4 komisyon bedeli ve 3 aylık dönem için %5 faiz ödeyeceğine göre bu işletmenin faktöring işleminden sağlayacağı fon tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 18.200 Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılması ile ilgili kararlar sürecine ne ad verilir? Cevap: Sermaye bütçelemesi. Finansal varlıkların araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesine ne ad verilir? Cevap: Doğrudan finansman. Bir finansal varlığın ne kadar küçük değerle çıkarılırsa o kadar kolay alınıp satılabilmesi hangi özelliği ile ilgilidir? Cevap: Bölünebilirlik. Genellikle yatırım ve uzun süreli sermaye ihtiyacını kapsayan ve yatırımlar için gerekli fonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gösteren finansal planlara ne ad verilir? Cevap, olağanüstü finansal planlar. Aşağıdakilerden hangisi pro forma fon akım tablosunda yer alan bölümlerden biridir? Cevap, fon kullanımları. Çalışma sermayesi yönetimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir süreçtir? Cevap, İşletmenin günlük operasyonları Ham maddi kullanım miktarı 1000 birim, taşıma maliyeti 100 Türk lirası ve sipariş başına gideri 500 Türk lirası olan bir işletmenin ekonomik sipariş miktarı kaç birimdir? Cevap 100 3 bölü 10 net 22 koşullu ile yapılan bir satışta kredi maliyeti yaklaşık yüzde kaçtır? 1 yıl 360 gün. Cevap 93. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası faktöringde iskonto oranı olarak kullanılan oranlardan biridir? Cevap: Prime rate. Right. Y işletmesi ile ilgili bilgiler Türk Lirası olarak aşağıda verilmiştir. Net satışlar 8500, satışların maliyeti 4500, faiz ve vergi öncesi kar 2100. Yukarıdaki bilgilere göre Y işletmesinin brüt kar marjı yüzde kaçtır? Cevap: 47. Y işletmesi ile ilgili bilgiler Türk Lirası olarak aşağıda verilmiştir. Net satışlar 8500, satışların maliyeti 4500, faiz ve vergi öncesi kar 2100. Yukarıdaki bilgilere göre G işletmesinin faaliyet kar marjı yüzde kaçtır? Cevap 24,7 Aşağıdakilerden hangisi yarı finansal kurumdur? Cevap Sosyal güvenlik kurumları Yıllık faiz oranı %20 iken 3 aylık vadeli hesap açtırılırsa uygulanacak devre faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 5. Üretimde birim başına 200 Türk lirası değişken maliyete katlanan bir işletmede ürünün birim satış fiyatı 400 Türk lirası ve sabit maliyetler toplamı 250 bin Türk lirası olduğuna göre bu işletmenin başa baş noktasındaki üretim miktarı kaç birimdir? Cevap 1250. Mevcut dönem faiz ve vergi öncesi karı 6.000 bin Türk lirası olan bir giyim firmasında yıllık faiz ödemeleri toplam 2 bin Türk lirası ise finansal kaldıraç derecesi kaçtır? Cevap 1,5. Bir gıda işletmesinin 10 bin Türk lirası satış düzeyinde faiz ve vergi öncesi karı 100 bin Türk lirasıdır. İşletme satışları 12 bin Türk lirası olduğunda faiz ve vergi öncesi karının 150 bin Türk lirası olmasını beklediğine göre bu işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi kaçtır? Cevap 2,5. Gelecek dönem için tahmin edilen satışları 1000 Türk Lirası olan bir işletmenin satışları ile alacakları arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon denklemi y eşittir 20 artı 1.2x olduğuna göre bu işletmenin proforma bilançosunda alacakları kaç Türk Lirası olur? Cevap 1180. Aşağıdakilerden hangisi, prefinansman kredisinin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? Cevap, konsorsiyum sayesinde riskin dağıtılmasını sağlaması. Ödemenin doğrudan faktöring kuruluşuna yapıldığı, faktörün alacak tahsilini üstlendiği, ancak riski üstlenmediği faktöring şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, toptan faktöring. Bir firmanın 3 ay sonra ödemesi gereken 10400 Türk Lirası borcu vardır. Alacaklı firma bu borç karşılığında bugün 10000 Türk Lirası istediğine göre uygulanan iskonto oranı yüzde kaçtır? Cevap: 16. Z işletmesi ile ilgili bilgiler Türk Lirası olarak aşağıda verilmiştir. Hazır değerler 20000, menkul değerler 60000, alacaklar 150000, stoklar 120000. Duran varlıklar 550 bin, kısa vadeli borçlar 180 bin, uzun vadeli borçlar 250 bin. Yukarıdaki bilgilere göre Z işletmesinin cari oranı kaçtır? Cevap 1,94 Z işletmesi ile ilgili bilgiler Türk lirası olarak aşağıda verilmiştir. Hazır değerler 20 bin, menkul değerler 60 bin, alacaklar 150 bin, stoklar 120 bin, duran varlıklar 550 bin, kısa vadeli borçlar 180 bin, uzun vadeli borçlar 250 bin. Yukarıdaki bilgilere göre Z işletmesinin borç oranı kaçtır? Cevap 0,48 Birim satış fiyatı 125 Türk Lirası olan bir ürün için 40 Türk Lirası birim değişken maliyete katlanan bir işletmenin Sabit giderleri toplam 680 Türk lirası ise bu işletmenin başa baş noktasına ulaşması için gerekli satış hasılatı kaç Türk lirasıdır? Cevap 1000. Aşağıdaki durumların hangisinde faaliyet kaldıraç derecesi yüksek olur? Cevap: Toplam maliyetler içerisinde sabit maliyetlerin payı yüksek olduğunda. Sabit giderleri toplamı 60 Türk lirası olan bir işletmenin değişken gider oranı 0,25 ise bu işletmenin başa baş noktasındaki satış hasılatı kaç Türk lirasıdır? Cevap 80. Gelecek dönem satışları 400 Türk lirası olarak tahmin edilen bir işletmenin satışları ile stokları arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon denklemi y eşittir eksi 10 artı 0.75 x olduğuna göre bu işletmenin proforma bilançosunda stokları kaç Türk lirası olur? Cevap 290. Bir işletmenin mevcut dönemdeki toplam varlıkları 100 bin Türk lirası, kısa vadeli borçları 40 bin Türk lirası, net karı 20 bin Türk lirası, kar payı ödemeleri 15.000 Türk lirası ve satışları 200 bin Türk lirasıdır. İşletme gelecek dönemdeki satışlarını 250 bin Türk lirasını çıkarmak istediğine göre ek fon gereksinimi kaç Türk lirası olacaktır? Cevap 10.000 Bir işletmenin 12.000 Türk lirasına satın aldığı ham maddeye uygulanan şartlar 3 bölü 7 net 45 olduğuna göre her ay alım durumunda iskontodan yararlanmanın işletmeye yıl içinde sağladığı verim oranı yüzde kaç olur? Cevap 36. 90 gün vadeli, 5000 Türk lirası nominal değerli ve %10 iskonto oranı ile satışa sunulacak olan bir hazine bonusu 20 gün sonra geri alınmak üzere %12 faizle satılırsa, iç iskonto yöntemine göre geri alış fiyatı kaç Türk lirası olur? 1 yıl 360 gün, cevap 4910. 90 gün vadeli, 10 bin Türk lirası nominal değerli bir hazine bonosundan yatırımcının beklediği getiri oranı %10 ise bu hazine bonosu kaç Türk lirasından satın alınmalıdır? 1 yıl 360 gün cevap 9756 Kredi koşulları kredi süresi boyunca değişmeyen firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı ve vadesi geldiğinde tek seferde ödemesi yapılan kredilere ne ad verilir? Cevap Spot kredi. İşletmenin faaliyetlerine devam ettirebilmesi için gerekli olan ve yılda en az bir kez paraya dönüşebilen varlıklara ne ad verilir? Cevap, dönen varlıklar. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karlı ancak riski yüksek iş olanaklarından, kendi işlerini kaybedebilecekleri endişesiyle kaçınmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları ifade eder? Cevap, temsil maliyeti. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin temel ilkelerinden biri değildir? Cevap: Paranın zaman değeri yoktur. Aşağıdakilerden hangisi hazine müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir? Cevap: Bireysel emeklilik şirketleri. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Cevap: Sivil toplum kuruluşları. Enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olduğu durumdaki faiz oranına ne ad verilir? Cevap: Reel faiz oranı. Finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ödenmeme risk primi. Piyasa basit faiz oranının %12 olması durumunda bir işletmenin 8 ay sonra alacağı 62100 liranın bugünkü değeri kaç Türk lirasıdır? Cevap: 57500. Bir işletmenin 6 yıl sonra ödemesi gereken borcu için her yıl sonunda bankaya 6000 lira yatırması gerekmektedir. Faiz oranının %9 olması durumunda bu işletmenin 6. yıl sonunda biriken toplam para miktarı kaç Türk lirası olur? Cevap: 45140. Bir bankaya %11 basit faiz oranı üzerinden 50 bin Türk lirası yatırıldığında 6. ay sonunda alınacak faiz tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 2750. İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranına ne ad verilir? Cevap nominal faiz. Yıllık %12 nominal faiz oranı üzerinden bir aylık vadeli hesap açtırılırsa Yıllık efektif faiz yüzde kaç olur? Cevap: 12,68. Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Varlıklar bölümü ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesine ve değerlendirilmesine ne ad verilir? Cevap: Karşılaştırmalı analiz. Kredili satışları toplamı 100 bin Türk lirası olan bir işletmede satışların maliyeti 70 bin Türk lirası, kısa vadeli ticari alacaklar toplamı 20 bin Türk lirası ve ortalama stoklar 40 bin Türk lirasıdır. Bir yıl 360 gün. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin stok devir hızı kaçtır? Cevap 1,75. Kredili satışları toplamı 100 bin Türk lirası olan bir işletmede satışların maliyeti 70 bin Türk lirası, Kısa vadeli ticari alacaklar toplamı 20 bin Türk lirası ve ortalama stoklar 40 bin Türk lirasıdır. Bir yıl 360 gün. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin tahsil süresi kaç gündür? Cevap 72. Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. Ortak sayısı 300 olan anonim şirketler halka açık şirket olarak kabul edilir. İşletmelerin belirli bir borç oranına kadar ortalama sermaye maliyetini düşürebileceğini ve optimal bir borç öz sermaye oranının olduğunu savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, geleneksel yaklaşım. İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişiye ne ad verilir? Cevap, finans yöneticisi. Şirketlere blok yaptırımlar yapan yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketleri gibi kurumlardan oluşan yatırımcı türüne ne ad verilir? Cevap: Kurumsal yatırımcı. Aşağıdakilerden hangisi kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eder? Cevap: Finans. Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranını belirleyen faktörler arasında yer almaz? Cevap: Piyasa beklentisi. Türkiye'de faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri hangi kurum tarafından denetlenmektedir? Cevap: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Yabancı ülkelerde üretime yönelik olarak yapılan yatırımlara ne ad verilir? Cevap: Doğrudan yatırım. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin otofinansman kaynaklarından biridir? Cevap: Yedek akçeler. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, gerekli bilgilere kolaylıkla ve maliyetsiz şekilde ulaşılan ve işlem maliyetleri düşük olan piyasalara ne ad verilir? Cevap, etkin piyasa. Bir bankaya %6 basit faiz oranı ile yatırılan 80 bin Türk lirasının ikinci aydaki faizi kaç Türk lira olur? Cevap, 800. Gelecekte bir değerin belirli bir oranda indirgenerek bugünkü değerini hesaplama işlemine ne ad verilir? Cevap, iskontolama. Yıllık nominal faiz oranı %10 iken her 6 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa yıllık efektif faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap, 10,25. Bir girişimci 2 yıl sonra yapacağı yatırım için bankada bugünden 40 bin Türk liralık hesap açtırmıştır. Bankanın uygulayacağı bileşik faiz oranı %12 olduğuna göre ikinci yıl sonunda bankada biriken para kaç Türk lirası olur? Cevap 50.176 Taksit sayısının belirli olmadığı ve taksitlerin sürekli olarak devam edeceğinin varsayıldığı anüitelere ne ad verilir? Cevap sürekli anüite Hazır değerleri 15.000 Türk lirası, menkul değerleri 3 bin Türk lirası ve kısa vadeli yabancı kaynakları 40 bin Türk lirası olan bir işletmenin nakit oranı yüzde kaçtır? Cevap 45. İşletmelerin kazanma gücünü, dağıtılacak kar paylarını ve hisse senedi değerinin değişimlerini inceleyen finansal analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yatırım analizi. İşletmelerin mali yapısını ortaya koyarak uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlara ne ad verilir? Cevap, borç oranları. İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirlerle yapılan tüm maliyet ve giderleri gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını özetleyen tabloya ne ad verilir? Cevap, gelir tablosu. Dönem başı stokları 6.575 Türk Lirası, ve dönem sonu stokları 9.425 Türk Lirası olan bir işletmenin stok devir hızı 1,6 ise satışlarının maliyeti kaç Türk Lirasıdır? Cevap 12.800 2 ya da daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Adi şirket.